Ekmeğin üzerinde neden tek çizgi var? Hiç düşündünüz mü? Bakın Halil Konakçı bu konuyu ne kadar güzel açıklıyor. Orhan Gazi, rahmetullahi aleyh, ikinci padişahımız. Bursa'yı fethetti, Bursa'ya girdi, etrafı geziyor, bir fırına girdi. Ekmeklere baktı. Tabii o bizimkiler belki lavaş yiyor, bilmiyoruz nasıl bir şey yiyor. Ecdat çadırlarında, ordularında bilmiyoruz. Daha yeni devletleşmişiz. Fırınlara bir baktı. Fırıncı var mı aranızda? İyi dinlesin burayı. Siz de iyi dinleyin. Bir baktı ekmeği bir aldı. 3 çizgi var ekmeğin üstünde. Merak etti padişah. Dedi ki hey fırıncı bunda niye 3 çizgi var? Şaşırdı yani. Merak etti sordu. Dedi ki efendim... Burada üç ilahımızı temsil etmek için ekmeklerimize bu üç çizgiyi çiziyoruz. Allah, Kutsal Ruh ve İsa. Bu üç simgeyi yapmak için yapıyoruz biz bunu diyor. Sultan Orhan dönüyor hemen talimat veriyor. Bütün Müslüman fırıncılara ferman gönderin. Biz de tek olan ilahımızı, Allah'ımızı temsil eden ekmeklerimize tek çizgi çizeceğiz diyor. Ve o gün bugün... Bursa'nın fethinden sonra Orhan Gazi Sultanımızın fetvasıyla, fermanıyla ekmeklerimizde tek çizgi var bizim. Tek ilahımızı, Allah'ımızı simgeleyen. Geçen bir fırına girdim, 3 çizgili ekmek gördüm. Dedim birader nerelisin? Dedi ben Trabzonluyum. Sen Müslüman değil misin? Trabzon'dan Müslüman çıkar, adam çıkar böyle. Bu ne? 3 çizgi öyle istiyor. Kim istiyor dedim onu, kim? İşte de öyle isteyen de var. Ulan kim istiyor onu? Kim istiyorsa istiyor. Tek çizgi yapacak. Ya biliyorum hoca da bir de ukalalık yaptı. Daha da girmiyorum dükkanına zaten. Ya bak düşün. Ekmeğin üzerindeki çizgiyi bile biz İslam'a göre yapıyoruz. Bir karar vermişiz. Çünkü Müslüman karar sahibidir. Karar koyucudur. Aksiyon sahibidir. Reaksiyon değil. Üç çizgili ekmek almayın. Hristiyan adetidir o. Varsa dükkanları, fırınları uyarın.